Kıymetli kardeşlerim, bu Pelikancı olarak bilinen arkadaşların başı olarak geçen Frit diye bir arkadaş var. Kendisini tanımıyorum. Benim yanıma gazeteci bir kardeşimi yolladı. Bir konu hariç o kardeşimle biz her zaman çok iyi anlaşıyoruz. Severim, dik duruşu var, deliliği var, hoşuma gidiyor. O kardeşimizle biz konuşurken, o kardeşimiz bana şunu söyledi. Ben dedi abi aracı, böyle böyle bana rica ettiler, seninle konuşmam için. Nedir? Ya bizim Celal onu sever. Serhat Albayrak da demişti ya bizim Celal onu sever. Bu arkadaş da aynısını diyor. Bizim Celal kim seviyor da niye? Neyse konuşacağız. Buraya dön. Evet kardeşim. İşte ilk videoyu yayınlamışız. İşte Tolga şeye seçildi. Marmara Birlik Teşkilat Başkanı olmuş Marmara bölgesinin. Şimdi ona bir laf dersen sen sanki hükümete laf demiş gibi olursun. Tayyip Bey'e laf demiş gibi olursun. Allah Allah. İşte merak ediyorlar. Neyi merak ediyorlar? İşte Hakan Fidan'la Mehmet Ağar'ın arası açıkmış. İşte Hakan Fidan'la beraber böyle bir organizasyon yapıp sonra hükümete... Dedim ya bir dakika kardeşim. Deli misiniz? Ya benim böyle büyük bir hayallerim yok. Dedim ki ben Sayın Hakan Fidan'ı tanımıyorum. Ben Hakan Fidan'la hayatımda hiç görüşmedim. Senin yengeni küfür etti diye. Senin yengeni annesine, Sayın Cumhurbaşkanımızın eşine küfür etti diye. Ben milletvekilini, devletin karakolundan kemiklerini kırdırdım. Yetmedi mahkemeye çıkarken biraz daha kırdırdım. Pişman mıyım değil. Karıya, kıza, anaya olmaz. Kötü laf olmaz. O adam yapmıştı. Bir tane milletvekili dostumuz var o dönem. Yanıma geldi dedi ya bu namus meselesi dedi. Böyle söylüyorlar dedi. Ben gidip bir görüşeyim dedi. Kardeşim bununla ilgilensin. Geldi o milletvekili. İsmini söylemeyeyim. İyi bir durum. Hemşerimle. Onu da pasifize etmişler. Şimdi yeni tekrardan MKYK'ya aldım. Neyse, karakolun amirini ayarlayacaklar. İki çocuk kavga edecek orada. Karakolun amirini ayarlayacaklar. Nezarette bunun yanına koyacaklar. Onu dövecekler orada. Kemiklerini kıracaklar. Karakol amirine bile söz geçiremediler. Herif ters çıktı. Bir şeyler oldu. Ya ben avukat kardeşimi yolladım. Manevi kardeşim gibi sevdiğim, cezaevine her gün yanıma gelen kardeşimi yolladım. Uzak Doğu dövüşçüsü. Devletin karakolunun içinde ben onun namusunu korudum onların. Şeref, bana şeref, siz ne yaptınız? Benim karımı iç çamaşırını erkek polis aratmaya kalktı. Siz bunları yapıyordunuz, beni fastan buraya getirecek. Fasa insansız hava aracı verdiniz. Araştırsınlar. Beni Türkiye'ye getirmek için Fasa insansız aracı gibi ettiniz. Beni kaçırmak için gelen arkadaşlara sözüm. Vallahi beni öldürsün. Bak yemin ederim. Ben bilemem bunlar devlet görevlisi nedir düşman. Bilemem suikastçı. Kendimi korurum. Canım yanar bir devlet görevlisiyle çatışmada ölürsem öldürürsem. Yapmayın. Beyin yok. Siz o makamlara nasıl geldiniz de böyle pelikan gibi. Devrim başbakanını siz nasıl yediniz arkadaş? O kendini size nasıl yedirtti? Şimdi hedef Hakan Fidan herhalde sizi. Bakalım bu işin sonu ne olacak? Bir de ayrıyeten kapatmadan şeyi söylemek isterim kardeşlerim. Birkaç televizyoncu çıkmış Sedat Peker Amerika'ya gidip sığınırsa CIA... Lan oğlum. Lan biz öyle devlet aleyhine tanık, gizli tanık. Lan biz ne biliyorsak buradan söyleriz. Biz devletimizin aleyhine laf söylemeyiz. Ama insanların yaptığı namussuzluklar var. Onları konuşacağız. Daha Mehmet Ağar'ın hikayeleri var. Korzakonların lideri. Benim arkadaşım. 22 sene yatıp Türkiye'ye çağırdı. Onunla nasıl? Devlet deport etti. Deport kağıdını okudum. Diyor ki Edirne'de organize şube polisiyle girilen çatışmada bir polisimiz şehit oldu. Bu polisin şehit olmasını bu kişinin adamları diyor yaptı. Ama elde delil olmadığı için dava açamıyoruz.
deport Türkiye'ye girmemek üzere. Gulli, rahmetli, borza konuların bir bölümünün lideri. Ya biz 3 gün bize ihlali yaptık diye biz Sedat Peker'iz, o ülkenin başbakanını tanıyorum ya. Evinde misafiri oldum Makedonya'nın. Diğer parti liderlerinin hepsini tanıyor. Ya ben 3 gün ihlalden dolayı deport aldım, onu kaldıramıyorum. Organize şube polisini öldüren, öldürdüğü devletin resmi yazısında, deport kararında, organize şube müdürünün altında imzası var. Resmi evrak. Bileğimi kökünden keserim, yoksa böyle bir şey. Parmaktan vazgeçtik, çolak Sedat olacak. Ya bu adamı deportu kaldırıp Türkiye'ye getirdi. Derin devletimizin başı, vallahi Cumhurbaşkanı yapamaz bunu. Ya bu yapılabilecek bir şey değil. Polis katili ya. Öyle geçiyor. Ve Mehmet abi getirdi bunu. Niçin biliyor musunuz? Mübariz Masumov'u öldürtmesi için. Çünkü mübariz bunlar yeri geri almak için uğraşıyor ya. Oradaki yat limanının özelliğini biliyor musunuz? Milyar dolar değerinin haricinde hani FETÖ'cü deyip mübarize çöktüler, aldılar ya oteli de orayı. 40-50 metre büyüklüğündeki yatların yanaşabildiği o bölgedeki tek bölge. Yani gemi büyüklüğünde yatlar. Yani 4,5-4 ton 900 kilo kokainlerin 5 tonların doldurulup getireceği limanlar. Ya hani gazeteci namusu? Ya mübariz orada yaşayan bir adam. Ben adam arkadaş da değil. Arkadaş seviyorum, saygı duyuyorum ama biz hiç yan yana gelmedik. Yüz yüze hiç gelmedik. Ya neden mübarize gidip birini sormuyorsunuz? Ya bu Mehmet Ağar seni öldürtmek için Guli ile. Guli nasıl geldi buraya, deport olmuş adam? Ya polis katili. Öyle geçiyor. Organize müdürün imzası var. Ya bunu Tayyip Erdoğan yapamaz Sayın Cumhurbaşkanı. Getiremez. Adam geldi. Allah'a şükür o kötü olay olmadı. Mübariz dedik adam, o da diklendi. Sonra Guli'nin kardeşi Guli ile konuştu, şey yapıldı ama aman. Yani biz bir şey yapmıyormuşuz gibi olmaz. Dedim, Guli ne oldu biliyor musunuz? Öldü. Bana dedi ki, aradı, ben dedi Türkiye'ye gidiyorum. Türkiye'de biraz kalıp çıkmıştı. Gitme dedi. Ben orada yokum. Sıkıntı yaşayabilirsin. Ya dedi ben çok güçlüyüm. Mehmet abiyle aram çok iyi dedi Ağar. Gitme kardeşim dedi. Başına bir iş geldi. Geldi, hafta su dolmadan öldürüldü. Onların karşı tarafı da, onlar da iyi arkadaş. Gereksiz yere bir düşmanlıklar başladı, sonuç böyle. Her iki tarafta bir arkadaş böyle. İkisi de Azerbaycan. Tamam, yalan makinesini getirsinler, bir diyet daha koyuyorum. Bu bileğim. Guli emniyette gözaltındayken Mehmet Ağar İl Emniyet Müdürü Mustafa Bey'i aradı mı? Bak bileğimi koyuyorum. Herkesin gözünün önündeki ses. Telefon tespitlerine bakın, aradı mı? Bu arkadaşı işte bırakabilir miyiz? O da mümkün değil efendim, bırakamayız. İmkan yok ama göç idaresine yollattılar. Savcının kararı var. Göç idaresine şeyini yollattılar. Derin devletin başı polis katili olarak resmi kayıtlarda geçer. Ben rahmetliğin böyle bir şey yaptığına inanmam. Çünkü milliyetçi bir arkadaş. Neler neler oluyor değil mi? Ya bileğimi keseceğim diyorum ya. Ya Tüksel'deki operatör tanıdığınız yok mu kardeşim? İki müfettiş yok mu ya şunları anlattığımı söyleyeceğim? Bodrum'daki bu limanı küçümsemeyin. Değerinin 1 milyar dolar olması önemli değil. 5 ton her bir gemide gelse her biri zaten bir yat limanı alır. Mübariz dişini çıktı. Uğraşıyor olacağım diyor. Namuslu adam, canı yanmış. Ya adamı Fethullah Gülen'le sen tanıştırıyorsun. FETÖ'cü değil. Ya bu mahkeme kayıtlarında var biliyor musunuz? Beni Mehmet Ağar'la o tanıştırdı diye. Deliller var, ispatlar var, uçak bilgileri var, beraber gitmişler. Mehmet Ağar FETÖ'cü değil. Mübariz FETÖ'cü. FETÖ'cülerin mallarını alacaklar. Hop! Mallar! 1 milyar dolarlık geri kaç liraya aldılar biliyor musunuz? 29 milyon dolar. Ya mübariz kaç sene evvel 400 küsür milyon dolar harcadı. Şimdiki değeri 1 küsür milyar dolar. Ulan nasıl 29 milyon dolar olur? Orada peysajı 29 milyon dolardan çok tutar. Bahçe, o güzellik şeyleri filan, dükkanlar dükkanlar. Ama offshore'da. Bir tane adada şirket kurulumu, tabi burada değil. Tolga Ağar, hop. Yazılı anlaşmalı ortam.
Ulan bizim evimize köpek sokup narko aradılar. Lan 5 ton kokain gelmiş, sahibini niye aramıyor? Bir tane adamı gözaltına almamış. Rezilliğin öbür tarafı bugün gene düştü. 600 kilo bir yerde yakalanmış, o da Türkiye'ye geliyor. Devlet açıklama yapmış, Panama devleti. Girin internette bakın. Dünyada anılırımız kokain merkezi. Haydi! Ne oldu bizim imanlı gençlik? Yani biz Türk İslam davasını kuracaktık. Türk İslam davasını dünyaya hükümdar kılacaktık. Hani Turan'ı kuracaktık? Hani Yüce Allah'ın adını ve adaletini tüm dünyaya hakim kılacaktık? Nerede? Dünyada uyuşturucu tüketiminde ikinciyiz. Adana'da üçüncü. Yani ilk üçe iki taneyi sokmuşuz. Ne kadar enteresan değil mi?